102 bin nüfuslu Terter şu anda adeta bir hayalet kente dönüşmüş durumda. Zira kente Ermenilerin havan saldırıları sonucu en az 4 sivil hayatını kaybetti. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları devam ediyor. Az önce hemen ötemizdeki Karakoyunlu köyünü hedef aldılar. Bize bütün dünya ses versin sesimize. Sevgili seyirciler, öncelikle sahaya gidelim. Birinci sayfada sahada neler yaşanıyor an itibariyle? Çatışmaların başladığı günden bu yana bölgede ekiplerimiz temaslarını sürdürüyor. Arkadaşımız Fatih Avanos ekibiyle birlikte şimdi çatışmaların yaşandığı noktada ve Azerbaycan'dan sıcağı sıcağına gelişmeleri Fatih Avanos bizlerle paylaşacak. Fatih, neler yaşanıyor an itibariyle? Gece yarısından sonra da şiddetli çatışmaların yaşandığını biliyoruz bölgede ama bugün gündüz neler oldu? Şu an itibariyle neler yaşanıyor? Evet, harekatın 6. günü aslında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri için oldukça başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle gece yarısından itibaren sabahın erken saatlerine kadar önemli bir operasyon vardı. Harekat içerisinde bir operasyon vardı. Madagiz operasyonu vardı. Çünkü özellikle son 3 gündür gerek Şahbulak'tan gerek Madagiz'den yine Terter'e bağlı köyler, Terter'in şehir merkezi ve yine ona bağlı köyler, hatta Berde'ye bağlı köyler dahi o noktadan özellikle vuruluyordu. Sivil yerleşim yerleri vuruluyordu. Adam, Terter, Karabağ ve Berde yolu 4 yol kavşağını sürekli vuruyordu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri. Ve bu yüzden de Azerbaycan ordusu o noktaya özel bir operasyon gerçekleştirme kararı almıştı. Ve sabah saatlerine kadar devam eden operasyonda yine birlikler de, kara kuvvetleri de katıldı aslında. Ve Madagiz'den sevindirici haberler geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte özellikle Madagiz'in yüksekliklerini, yüksek stratejik noktalarını, bütün o noktaları Azerbaycan ordusu rahatlıkla kontrol ediyor artık. Bunu ifade edebiliriz ve yine aynı bölgede Talış Köyü olsun, Murov Dağı'nın zirvesi olsun ve artık Madagiz'le birlikte o bölgelerde Azerbaycan ordusunun hükmü olduğunu söylememiz çok rahat olacak. Tabii oraya yakın, en yakın yerleşim yeri artık Ağdere kaldı ve Ağdere'ye giden yollar da artık Azerbaycan ordusu tarafından tutulmuş durumda. Özellikle 3 yol gidiyor oraya. İkisi Azerbaycan ordusunun kontrolünde ve yine Ağdere-Madagiz hattındaki ikmal yolları da yine Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu söyleyebiliriz. Fuzuli ve Cebrail bölgesinde ve bölgenin etrafında güvenlik çemberi artık yine kurulmuş durumda. O bölgeyi güvenli hale getirmiş durumda Azerbaycan ordusu ve Hocavent ve yine diğer bölgelere yine harekatını sürdürdü. Cephenin güney hattında yine başarılı operasyonlarını devam ettirdi. Ama kuzey hatta bugün ilerlemeler gerçekleşti. Peki yine bu harekatta neler yaşandı derseniz, şu ana kadar 5 zırhlı araç, 3 askeri yerleşke ve çok sayıda Ermeni asker öldürüldü. Ve cephe hattında Ermeni askerlerin kendi aralarında çatışmalar yaşandığı bilgisi geldi. Ve yine birçok asker cepheyi bütün mühimmatıyla birlikte, askeri araçlarıyla birlikte terk edip kaçmak zorunda kaldı. Ve bugün Azerbaycan ordusu o birçok silahdan yine basın mensuplarına gösterdi, açıkladı. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılar var demiştik. Özellikle Terter, Berde, Tovuz, Adam ve yine Fuzuli'ye bağlı Hovadiz bölgesine çok yoğun saldırılar vardı. Sivil ölümler yaşandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 20'den fazla sivil vatandaşımızı kaybettik dedi. Ve yine Hacıyev yaptığı açıklamada özellikle son günlerde bazı ülkelerden ve Yunanistan'ı özellikle belirtti. Oradan Ermeni asıllı vatandaşların Karabağ bölgesine getirildiğini ifade etti. Ve orada yine işgal edilen topraklara geldiklerini söyledi ve yine uluslararası camiayı bu anlamda uyardı. Son olarak yine yabancı gazetecilerin Dağlık Karabağ'da yaralandığı iddiaları vardı. Buna ilişkin de orası Azerbaycan toprağıdır dedi. İzin almadan girmemeleri gerekiyordu dedi. Ve başlarına bir şey gelirse de bunun sorumluluğu Azerbaycan'da değil, yine Ermenistan yönetimindedir dedi. Son günlerde basın mensuplarına oldukça yoğun saldırılar var. İlk günde yine TRT ve Anadolu Ajansı ekiplerine saldırılar vardı. Ve o günden bugüne de Büyükelçimiz Sayın Erkan Özaral da hemen her gün bizi aradığını,
sağlığımızı sorduğunu, son durum hakkında bilgi aldığını da yine ifade etmek isteriz. Fatih Avanos, teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Şunu da belirtelim, cephe hattında Fatih Avanos'la birlikte arkadaşımız Fuat Kozluklu da ekibiyle birlikte gelişmeleri takip ediyor. Bugün bu gece aslında size çok özel bir yayınla sesleneceğiz. Bizden hemen sonra saat 23'te sıcak nokta programı olacak ki özel dosyalar olacak. Bakü'den canlı yayınla karşınızda olacak sıcak nokta programı. Üstelik program Azerbaycan İçtimai Televizyonu'nun ortak yayınıyla izleyiciyle buluşacak. İçtimai Televizyonu'ndan da yayınlanacak bu program. Peki neden özel? Fuat Kozluklu sunuyor sıcak noktayı ama bu gece bir farklılık olacak. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi ve gözyaşlarıyla dünyaya duyuran kardeşimiz, meslektaşımız, İçtimai Televizyonu sunucusu Jale Hasanlı da bu programı Fuat Kozluklu ile ortak olarak sunacak. Saat 23'te başlayacak. TRT Haber ekranlarında da canlı yayında Bakü'den bu programı sizlere aktaracağız sevgili seyirciler.